Evet merhabalar değerli izleyiciler. Birinci bölümde bireysel mutluluğu ele almıştık. Hatırlarsanız en önemli ilişkimiz kendimize olan ilişkimiz diye başlamıştık söze. Ve bazı formüller ve bazı tavsiyeler paylaşmıştık. Bugün biraz daha bunu pekiştirmek amacıyla tekrar niteliğinde olmasın ama birkaç tamamlayıcı bölüm sunmak istiyorum sizlere. Bunlardan birisi ilk programda da belirttiğim üzere Hiçbir zaman dıştan içe değildir. Hep içten dışadır. O yüzden de rezervleri bizde olan sevgi, güven, neşe, coşku ve e, iyimserlik ve zindelik. Bakın bunlar çok önemlidir. Sevgi, güven, neşe, coşku, zindelik, iyimserlik. Bu kaynaklar içimizde olduğu için bunları olabildiğince artırmaya amaç edinerek ve hiçbirimizde sıfır düzeyde olmayan, ve hiçbir zamanda belki olmayacak olan ama mümkün olduğunca azaltmayı yine amaç edinmemiz gereken korku ve kaygılar, kızgın, göfke, üzün, çökünü, kuruntu, evham ve karamsarlık. Dolayısıyla hiçbir duygunda dönüştürülmeyeceği, pardon yok edilemeyeceğini bilerek dönüştürme mekanizmalarında mekanizmalarını da konuşuyor olacağız. Bakın bu çok önemli bir nokta. Evet 4D bütün aslında psikolojik kuramların temelinde de bu vardır. Duruş, düşünce, duygu, davranış. Duruşumuz ve düşüncelerimiz duygu ve davranışlarımızı şekillendirir. Duruş, düşünce, duygu, davranış. Bu aslında böyle spot cümleler vereceğim biraz da kalıcı olsun amacıyla değerli izleyiciler. dolayısıyla her zaman için kendi iç huzurumuz, kendi iç uyumumuz, İyi olduğu sürece, iç çatışmalarımızı çözebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz sürece ve olumsuzu olumluya dönüştürebildiğimiz sürece bu zaten ilişkilerimize de yansıyacaktır. Özellikle pandemi sürecinde e, yalnızlığı yaşadık, çaresizliği yaşadık, kendi güçsüzlüğümüzün farkına vardık, evren içerisindeki konumumuzu ve aslında hayat eve sığar motosu ile birlikte ev ve aile hayatının önemini kavradık. Şu günler şöyle bir tabiri caizse duvarı çarpıp şöyle bir hayatı gözden geçirdiğimiz ne yapmalıyım ve ne yapmamalıyım sorusuna cevap bulmamız gereken günler diye düşünüyorum ben. İki yılı tamamladık üçüncü yılda. Ve tabii her birimiz hayatımızın farklı bir dönemindeyiz. Çocuk, genç, yetişkin kim olursa olsun değerli izleyicilerim sizlerle ilgili geçen uzun bir liste paylaşmıştım. Bu liste birkaç tanesini bile alıp hayatınıza uyarladığınızda ve onun dalgalanan etkisini gördüğünüzde inanın yavaş yavaş değişimin başladığını fark edeceksiniz. Çünkü değişimi kendimizde başlatarak çevremizi harekete geçiriyoruz. Bizde bir yanılgı var. Daha çok kendimizin dışındakini eleştiriyoruz, beklenti geliştiriyoruz, burada üzüntü yaşıyoruz. Bunu biraz büyütüyoruz. Çünkü neyi beslersek onu büyütmüş oluyoruz. Biz Tekrar ediyorum, değişimi kendimizde başlatıyoruz. Ee, yaşam serüveni programımızın aslında başlıca amaçlarından biri de bu. Değişime, gelişime yelken açmak. Adım adım sağlıklı bir değişim süreci başlatmış olmak. Çünkü bu ani ve çarpıcı değişim kalıcı olmuyor. Ee, çünkü zaman istiyor ve mutlaka da bir şekilde e, bir Haritamız, bir amacımız, bir programımız olması gerekiyor ve en çok da kendimize inanmamız gerekiyor. Özen ve çaba değerli izleyiciler. Evet, şimdi ben 35 yıllık meslek hayatımda damıttığım reçetelerimden birini sizinle paylaşmak istiyorum. Pekiştirme amacıyla olsun. Her şeyde aslında içinde toplayıp özetleyen bir reçete. Birincisi yaşam amacıyla başlıyor. Bir yaşam amacımız. Mutlaka bir yaşam amacımız olmalı. Sabah bizi yataktan kaldıran anne gün içerisinde hangi amaca hizmet ediyoruz? Yaşamın içerisinde hangi amaca hizmet ediyoruz? Bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir yaşam amacı belirlemek ve benimsemek. İki, eylemlerin duyguları tetiklediğini bilmek. Hareket, istek, mutluluk. Hangisine müdahale etme şansımız var sizce? Hareket. Yaptığımız hareket duygularımızı şekillendiriyor. Şöyle ki bir ibadet yapıyoruz, duygumuz ona göre etkileniyor, şekilleniyor. Bir yürüyüş yapıyoruz, bir sohbet ediyoruz. Mutlaka hareket, hareket ettikçe istek artıyor. Yani isteğin oluşmasını beklemeden hareket evresine geçmemiz gerekiyor. Net hedefler belirlemek. Ne istiyorum, neden istiyorum? Çünkü bunun cevabı bizde olmalı. Eski çağlardan beri filozofların hep söylediği o kendini tanı. Ne istiyorum, neden istiyorum? Dört, e, dördüncü reçetemin maddesi hayatın akışına kendimizi bırakmak. Hatta mümkünse adamak. Adanmışlık çünkü farklı bir duygu hissettiriyor. Hayatın akışına bırakmak. E, i̇nanın anlık değişimler olabiliyor, dönemsel değişimler olabiliyor ve bizim dışımızda da bir akış var. Örneğin pandemi buna somut bir örnek. E, Gölcük'te yaşadım ben yazık ki depremi e, 99 depremini bir gün önce hangi Söyle hangi tatlı alayım derken, ertesi gün yardım kuyruğunda olduğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla hayatımız ama biz her şekilde duruşla başlamıştım, kendimizi var edebilmeliyiz, mücadelemizi sürdürmeliyiz. En önemlisi inanç ve umudumuzu kaybetmemeliyiz. Bir diğer maddem, bir diğer maddem, e, isteklerimize ulaşmanın bize bağlı olduğuna inanmak tekrar aynı vurguyu yapıyorum çünkü ben bunu çok önemsiyorum. Neye inanıyorsak onu yaşıyoruz. Bir şey isteyeceğiz, inanacağız ve çabalayacağız. Tabii ki sabredeceğiz, tabii ki paylaşacağız ve yetinmesini öğreneceğiz. Bunu ilk bölümde özellikle vurgulamıştım ama buna inanacağız. İsteklerimize ulaşmak bize bağlı. Bir diğer madde, reçetenin bir diğer maddesi kendimizle ilgili inanç geliştirmek, özimaç pekiştirmek ve çekirdek inançları kırmak bu böyledir, ben şanssızım, ekmek aslan ağzında, helal parayla zengin olmaz. Bunların hiçbiri mutlak bir değer değildir. <laughs> Özür diliyorum. Bir kesinlik yoktur. Çünkü görecelidir. Algılama yorumlama mekanizmaları farklı işler. Ve 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 e, zihinsel pro yaparak ideal beni oluşturmak. İdeal ben ne, nasıl olmalı? Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? olayların ve insanların iyi yanlarını görmeye çalışmak. Çünkü her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi var. Ve son olarak da böyle bölümlerimizde, programlarımızda size reçeteler sunacağım. <laughs> ve son olarak da doğruluk ve dürüstlükten asla vazgeçmemek. Şöyle bir baştan sona söylediğimizde, gözden geçirdiğimizde reçetemizi bir yaşam amacı belirlemek ve benimsemek, eylemlerin duyguları tetiklediğini bilmek, net hedefler belirlemek, ne istiyorum, neden istiyorum, isteklerimize ulaşmanın bize bağlı olduğuna inanmak, kendimizle ilgili inanç geliştirmek, öz imaj pekiştirmek ve çekirdek inançları kırmak, zihinsel pro yaparak ideal beni oluşturmak, insanların ve olayların iyi yanlarını görmeye çalışmak, doğruluk ve dürüstlükten asla vazgeçmemek daha önce hatırlıyorsanız ilk programımızda şükretmek, çalışmak ve iyilik yapmak demiştik. Çünkü orada endorfin çok salgılanıyor. Hareket ettikçe de aynı şekilde birisinin hayatına dokundukça da ve karşılıksız zaten iyilik orada anlam buluyor. Bu ön reçetelerden sonra kendi dediğim gibi süzgecimden geçirerek, geçirerek damıttığım bir reçetemi de sizlerle paylaşmış oldum. Evet hiçbir zaman dıştan içe değil dedik. Çünkü en lüks bir şeye sahip olsak bile bir süre sonra rutine dönüşüyor. Esas olan içten dışadır. Yani bu yaşam enerjisine yöneliktir. O yüzden neşeli olmak önemlidir. O yüzden gerçekçi iyimserlik hem doluyu hem boşu görmek önemlidir. Buradan tabii bu reçeteyi verdikten sonra etkili iletişime geçmek istiyorum. Çünkü bir sorun yaşadığımızda bu soruna yol açan davranış ve tutumlar oluyor. Bunun da altında algılama yorumlama mekanizmaları yer alıyor. Yani bakmakla görmek bir olmuyor, aynı şekilde bakılmıyor, aynı şekilde yorumlanmıyor. Peki biz nasıl iletişim kurmalıyız? İletişim çünkü iletişimsel, ilişkisel boyutlar bizim yaşamımıza anlam katıyor. Ne söylediğimizden öte nasıl söylediğimiz önem arz ediyor. Evet değerli izleyiciler bununla ilgili ben yine bir bölüm hazırladım. Bir sonraki programımızda yaşamsal örneklere de değineceğim. Çünkü evlilik ilişkisini ve aile içi iletişimi ele alacağım. Diyorum ki iletişim, duyguların, düşüncelerin, mesajların, hareketlerin, tutumların, haberlerin karşılıklı etkileşim, aktarılma biçimidir. Bu tanımı hepimiz biliyoruz. Tabii daha çok teknolojik boyutta iletişim var, sözlü iletişim var, yazılı iletişim var. Dolayısıyla bir şekilde iletişim daha çok sanal sanal boyuta da sanal aileme de kaymış durumda. Ve 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 bilimsel bir bulgu. %60 beden dili, %30 ses tonu, %10 kelimelerdir. Bakın bu çok önemlidir. Ne söylediğimizden öte nasıl söylediğimiz önemli. Bir somut örnek yapalım lütfen. Saat kaçla saat kaç, bakın aynı kelimelerle ben farklı iletişim kurdum karşımdaki kişiyle. Ve ne oluyor? Tümüyle verdiğim mesajın içeriği değişmiş oluyor. Bazı anahtar kelimeler var. Bunların en başında dinlemek. Biz ne yazık ki çabuk sıkılıyoruz. Bakınız toplu programlarda dikkatinizi çekmiştir. Uyarı bile yapmak zorunda hisseder konuşmacılar. Sessiz olalım diye. Okullardan itibaren dinleme konusunda biraz toplum olarak sabırsızız, çabuk sıkılıyoruz ve seçici dinliyoruz. Yani pa bir paragraf dinliyoruz, dinlemiyoruz, dinlerken başka şeyler düşünüyoruz. Karşı tarafı dinlerken vereceğimiz cevaplara yöneliyoruz. Yani dinleme becerisini ben zayıf olduğunu görüyorum. Oysaki anlamak için dinlemek gerekiyor ve dinleme becerisini geliştirmek, inanın yabancı dil öğrenmek kadar, yeni bir dil öğrenmek kadar. Aslında emek istiyor. Yani kas yapmak gibi üstüne gitmek. Tamam dinliyorum. Dinlemek sadece eşitsel olarak değil. Dinlediğime önem vermek. O yüzden anlamak için dinlemenin önemini tekrar vurguluyorum. Bir diğer anahtar kelime empati. Empati vazgeçilmez bir olgu. Karşımdaki kişinin yerine kendimi koyarak anlamaya çalışmak. Ben olsam ne yapardım, ne hissederdim? Onun yerine sadece ben yokum. Ben ve benim ihtiyaçlarım sadece yok. Karşımdaki kişinin yerine. Bu tabii e, iletişimin kalitesini yükseltiyor. Bu tabi anlıyorum, anlaşılıyorum duygusunu hissettiriyor. Ve zaten ailede de, e, ikili ilişkilerde de, iş yerindeki ilişkilerde de ve kısacası her türlü ilişkide de hedeflenen noktadır. Anlıyorum, anlaşılıyorum. Evet, e, beden dilimiz e, burada tabi jest ve mimiklerimiz çok önemli. E, yaydığımız enerji çünkü ilişkiler enerji transferidir. E, gergin bir ifadeyle oturduğumuzda demiştim ya biraz önce yüzde on kelimeler uçup gidiyor ve ters etki yaratıyor. Ses tonumuzu kontrol edemediğimizde aynı şekilde. E, dolayısıyla mesela ben ellerimi çok kullanırım beden dili olarak ara ara işte hep e, gülümsemeye çalışırım. Göz iletişimi çok önemli. Kendinden emin dik bir duruş. Çünkü vücudumuzun e, anteni omurgamızdır. Yürürken ve otururken dik bir duruş. E, bunlar tabii ki incelikli ama birbirini tamamlayıcı unsurlar. Yine e, sen dili ve ben dili. Bu ikili ilişkilerde çift terapilerinde çok altına çizerek belirttiğim bir husus. E, diğer ilişkilerde daha keza. E, sen ben tuzağına düşmemek gerekiyor. Zaten dinleme becerimizi geliştirdiğimizde karşımızdakini Anlamaya çalıştığımızda, özen ve çaba içerisinde olduğumuzda, empati kurduğumuzda, iletişim kalitesi, parantez beden dilimizi düzenlediğimizde, ses tonumuzu ayarladığımızda ve kelimeleri özenle seçtiğimizde, dikkatli bir şekilde konuştuğumuzda tabi burada doğallık ve samimiyet öne çıkıyor. Peki etkili iletişimde dediğim gibi e, burada ne istiyoruz aslında ilişkilerde? Birincisi güven, güven ihtiyacımız var. İkincisi önemsenme ihtiyacımız var. Bir diğeri onaylanma takdir edilme ihtiyacımız var. Ee, bir diğeri aidiyet duygusunu mutlaka e, ve değer görme. Zaten değerliyim, yeterliyim, çaresiz değilim diyen inanın depresyona bile girmiyor. Değerliyim, yeterliyim, çaresiz değilim. Evet değerli izleyiciler durumu... E, sağlıklı bir şekilde değerlendirmek için o zaman acele etmiyoruz. Dinleme becerisini e, öne alıyoruz ve etkin dinleyici oluyoruz. Yine hoşgörülü ve ön yargısız olmak. Biraz önce söylediğim gibi algılama yorumlama mekanizmaları demiştim. 6 alt kere 6, 36, onluk sistemde 6 alt kere 6, altı, bir altılık sistemde. Matematikte mutlak değer yokken hayat içinde hiç yok. O yüzden kesin yargılardan kaçınmamız gerekiyor olabildiğince hoşgörü içerisinde olmamız gerekiyor. Empati kurabilmemiz, beden dili hitap ve ses tonunu ayarlamamız gerekiyor. Kendimizi doğru ifade edebilmemiz ve eleştiriye açık olmamız gerekiyor. Çünkü eleştiride de yapıcı eleştiri, yıkıcı eleştiri. Ee, örneğin tartışmak bir sorun değildir. Kişiler tartışabilmelidir ve kişiyi geliştirir, ilişkiyi güçlendirir. Ama kavga yıkıcı bir eylemdir. Kavganın yıkıcı bir yanı vardır. O yüzden de hem eleştiriye açık olmamız gerekiyor, bunları dikkate almamız ve gözden geçirmemiz gerekiyor. Hem de öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Çünkü her birimizin güçlü ve güçsüz yanları vardır değerli izleyiciler. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Güçlü yanlarım, güçsüz yanlarım. Ben aslında bu programın sonunda bir liste hazırlamanızı isterim kağıdı ikiye, ikiye bölerek güçlü yanlarım, güçsüz yanlarım. Ve o güçsüz yanlarım, bana göre güçsüz yanlarım ki değiştirme etkisi kişiye aittir. Ki kimse kimseyi değiştiremez. O yüzden o güçsüz yanlarımın üzerine adım adım gidiyor olmam gerekir. Biraz önce söylediğim gibi kas yapmak gibi. Evet, iletişimde ilk izlenim çok önemlidir. Biraz önce söylediğim gibi doğallık ve samiyet ben yine kriter alıyorum. İkincisi aynalama. Karşımızdakini de anlamaya çalışacağız. Burada uyum içerisinde olmaya çalışacağız. Bir diğer konu buzları kırma, bir duvara ya da bir soğukla ortam vermeksizin sıcak, daha sıcak bir yaklaşım içerisinde olacağız. Dediğim gibi beden dilimizde kullandığımız cümlelerle yıkıcı tartışmadan öte yapıcı tartışmayı çünkü aynı fikirde olmayabiliriz, onaylamayabiliriz, bize gelen bir tam tamamlamaya çalışabiliriz, bir konu üzerinde tartışma ihtiyacı hissedebiliriz. Ee, yine geçişkenlik teorisi aslında bu e, kişilik boyutunda bizim çok üzerinde durduğumuz bir boyuttur. Ve e, burada şudur, rollere aittir. Yani çocuk rolleri. Ebeveyn rolleri ve yetişkin rolleri. Bazen aileler üzerinde çalıştığımızda da mesela çok e, ilginç bir e, ailem vardı yıllar önce. E, i̇ki kız e, çocuğu var e, ve dedi ki abla olan siz bizim ailemizi çözemezsiniz. Ben tabii şaşırdım. Henüz dedim çalışmaya başlıyoruz. Bu bir yolculuk, bu bir süreç. Çünkü dedi bizim evde anne baba yok. Biz bir evde yaşayan dört kardeşiz. Ve inanın. Aileye girdiğimde, aile bireylerini tanıdığımda o e, ablanın haklı olduğunu gördüm. O yüzden iletişimde de roller vardır, hayatın içinde de roller vardır, aile içinde de. Rolle odaklı, öze odaklı iletişim. Yine iletişimde soruların kullanımı. Bu tabii e, sorgular tarzı olmamalıdır. Anlamak için sorular kullanmalıyız. E, yine... Biricik olma, Türk insanın yapısını bilme. Her zaman böyle spot cümlelerimden biridir. Global düşün, global bak ama yerel davran. Türk insanın iletişim özelliklerini bilmek ve varoluşun beş boyutuyla ilgili. Burada da yine aynı şekilde ben ne kadar değerliyim karşı taraf için, ne kadar vazgeçilmezim, biricik olduğum ne kadar dikkate alınıyor Umursanıyor muyum? Olduğum gibi yargılamadan kabul görüyor muyum? Aslında hepimizin ihtiyacı olan şey. O zaman ne yapıyoruz? Bir üst yaklaşımdır. Kabul yaklaşımını benimsiyoruz. Yani kendimizi olduğumuz gibi kabul ediyoruz. Güçlü yanlarım var, güçsüz yanlarım var. Karşımdakini de olduğu gibi kabul ediyorum. Bu çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir, bir yakınımız olabilir. Onun da güçlü ve güçsüz yanları var. Ve ben yaklaşımımla ve kendimde yaptığım düzenlemeyle değişimle etrafımda da halka halka değişime yol açıyorum. Yani hareket noktamız bireysel mutluluk demiştik. Yine değişimde de kendimiziz. Yani ben değişirsem yavaş yavaş herkes bütün dinamiklerde harekete geçecektir. Kendimi sevmeliyim, kendimi seviyorum, kendime güveniyorum, kendimden eminim, başarılıyım. Elimden gelen en iyisini yapıyorum. Yaşama bağlıyım, olduğum gibi iyiyim diyebilmeliyiz. ha Başarı tanımımızda tabii gözden geçirmeliyiz. Bugün bir, biraz önce bir genç kız danışanın annesi arıyor. Çok düşük not almış, işte çok kötüyüm. Akşam iftara e, konuk alacaktım, misafirlerim olacaktı ama o kadar demoralize oldum ki. E, şimdi biraz sonra programımızdan sonra da detaylı bir görüşme planladım. E, akademik başarı değil, hayat başarısıdır esas olan. Çünkü akademik başarı bilgi çağındayız. Ee, onda da tabii bir sürü çalışma yönteminden tutun, içinde bulunduğu programların niteliğine kadar, kişilik özelliklerinden tutun. Ee, her şeye kadar, sisteme kadar birçok belirleyici unsur vardır. Ama esas olan o isteği, o bilinci oluşturmak. Ve benim başarıdan anladığım yaşamla sağlanan uyumdur. Yani her koşulda kendini var edebilmek, her koşulda yaşama karşı olumlu bakabilmektir. Biraz önce söylediğim olumsuz durumlarla baş edebilmektir. Bu her şey olabilir. Doğal bir afet olabilir, farklı sıkıntılı süreçler olabilir, bir hayal kırıklığı olabilir. Her şey olabilir. Önemli olan değişimi kendimizde başlatıyoruz ve bakış açımızı düzenliyoruz. Bakış açımızı düzenlediğimizde inanın ortam, kişiler, yaşanan olayların içeriği, yaşanılan zorluklar değişmesin. Biz daha rahatladığımız hissediyoruz, daha baş edebildiğimizi görüyoruz, daha farklı bir şekilde ve hatta bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Olumlu düşünmenin, pozitif yaklaşımın ve gerçekçi iyimserliğin bilimsel olarak da olaylara akışı olumlu etkiler yaptı. Ben bunu öneriyorum ve gerçekten çok önemli. Yetine binmek, gülümseyebilmek. Çaba içerisinde olmak, paylaşmak, değişime, gelişime açık olmak. Psikolojik sağlamlığın kriterlerindendir de zaten. Değişime açık olmak, yapılan iş her neyse kendini ona verebilmek ve kontrol duygusunu elinde tuttuğuna inanmak. Bunu hissedebilmek ama aşırı kontrollü değil. Çünkü her şeyin fazlası zarardır. Yine şöyle bir formülasyonu da sizlerle paylaşmak isterim. Düzen, denge, ölçü ve uyum nasıl bir düzende yaşıyoruz, ölçü çok önemli, uyum, yaşamla sağladığımız uyum ve denge. Biz psikologların en çok önemsediği kavramlardan biridir. Evet şöyle bir baktığımda iletişim engelleri ve iletişim becerileri diye şematik olarak ben bir sunum size hazırladım. Ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyız iletişim esnasında? Ee, öncelikle isterseniz yapmamız gerekenleri ben sizinle paylaşmış olayım. Yumuşak bir sesle ve acele etmeden konuşmalıyız. Çünkü telaş, e, olumsuz enerji, e, her dakika işte mesela sen dili ben dilinde de savunucu iletişim, karşı tarafı her an eleştir ve hata yapma korkusu daha fazla hata yapmaya başlatır, tedirgin olur, iletişim çatışmalı bir hale dönüşür. O yüzden acele etmeden ve yumuşak bir sesle konuşmalıyız. Yeri ve zaman uygun olduğunda şaka yapıp gülümsemeliyiz. Bu iletişimin kalitesini yükseltiyor. Göz teması kurmalıyız, geri bildirim vermeliyiz, sunmalıyız. Daha iyi anlamak için sorular sormalıyız ama biraz önce söylediğim gibi kesinlikle sorgular tarzı da değil. Anlamaya yönelik sorular sormalıyız, gerçekçi önerilerde bulunmalıyız, dikkatli bir şekilde dinleyip dinlediğimizi belli etmeliyiz. O sırada başka bir şeyle meşgul olmamalıyız, e, basit ve anlaşılır bir dil kullanmalıyız, açık uçlu yine sorularla devam etmeliyiz, yüz yüze konuşup yakın olmalıyız, etkileşime önem verip uygun olduğunda dokunmalıyız. Ee, yine sabırlı ve kabul edici olmalıyız. Aslında bütün biraz önce söylediğim bölüm bölüm e, tavsiyeleri ben şematik olarak iletişim becerileri ve iletişim engelleri diye ayırmış oldum, toparlamış oldum. Ne yapmamalıyız? Konuşmaları kesmemeliyiz değerli izleyiciler. Çok fazla konuşmamalıyız çünkü çok fazla konuşmak da bir iletişim engelidir. Hatta e, aynı tarzda konuşmak, aynı yöntemle farklı sonuçlar elde edemiyoruz. Bunu zaten hayatımızda da anlamış olmalıyız. Ya da bunu öne alıp e, baktığımızda, evet, Esin Hanımın dediği gibi farklı bir sonuç elde edemedim, daha önce de edememiştim diye kendinizden de zaten harcanırsınız. Kesinlikle çok fazla konuşmamalıyız. Gençler diyor ki, e, annem babam hep aynı tarzda konuşuyor, daha çok nasihat tarzında konuşuyor. Ben duymuyorum bile, fon müziği gibi geliyor. Bir süre sonra kıpırdayan dudaklar görüyorum ve bazen de duysam da inadına yapasım geliyor. O yüzden bu iletişim engeli olarak e, sınıflanıyor. Savunmaya geçmek, dinlememek, dinlerken başka şeyler yapmak, karşı tarafı karar vermeye, e, yorum yapmaya zorlamak. Çünkü önemli olan zorlamadan ve zorlanmadan istediğimizi elde etmek elde etmektir. Ee, yine aldığımız tepkilerden tedirgin olmak, e, gereksiz yorumlar yapmak, duyguları abartmak, saldırgan tavırlar takınmak, alay etmek, zıtlaşmak ve tartışmak, yargılamak ve eleştirmek. Bunlar da kesinlikle yapılmamalıdır. Ee, sanırım ekranda da şemalarımızı gördünüz. Bunları lütfen hayatınıza alınız. Yani ben ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? Tabii biz bireysel mutlulukla başladık iletişim becerileri ve iletişim engelleriyle devam etmek istedik. Bir sonraki bölüm biraz daha aile içi iletişime, biraz daha evlilik ilişkisi ve evlilik ilişkisinde yaşanan sorunlara doğru kaymış olacağız. Ama aslında hepsi bir puzzle'ın parçası gibi yavaş yavaş bütünlenecek ve biz değişimi kendimize başlattığımız sürece dalgalanan olumlu etkilerini de gözlemlemiş olacağız. Evet ben Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.